ödül törenlerinde mikrofonu alan sanatçılar niye ya bu ülkeye ya da bu ülkenin mazlumlarına, kaba ifadeyle söyleyeceğim, gömmek gibi bir iştiyaka kapılıyorlar? Yedisi de konuşmasına kız kardeşlerim diye başlıyor. Bu kız kardeşlerimiz 2024 Haziran'a kadar devam edecek bir kod. Olay şu, belli bir yaştan küçük çocukların, özellikle de genç kızların... Bu çağ verimsizlik çağı. Onu bir açabilir miyiz abi? Bir erkekle bir kadının evliliği verimli evliliktir. Çocuk vardır orada çünkü. Bir erkekle bir erkeğin evliliği verimsiz evliliktir. Oradan aile olmaz. Eğer diyor bu mümkün değilse herkesi tek çocuğa alıştırın diyor. Sebebi şu, masadaki herkes o kurbanın dudağını emer, sonra da halüsinasyon görür. Abi çok haklısın. Şu bizim kurbağa gitti. Sığır mübarek aziz bir hayvandır. Hiç derneği yoktur yani. Binlerce köpek derneği vardır. Büyük Yeşilçam kahramanları. Bunların hemen hemen hepsi 1948'de formülize edilmiş kripto ermeniler. Bu kadar kılcal damarlara kadar işlemiş dünya var. Sen diyorsun ki ben 21 yılda bunlara bir şey yapacağım. 21 yılda başarabileceğin tek rasyonel hedef şuydu. Şuradan başlıyorum. Merak ettiğim bir şeyi sormak istiyorum abi. Erem abinin de dertlendiği bir mevzu olduğunu zaten biliyorum. Abi bizim ülkemizde ödül törenlerinde mikrofonu alan sanatçılar niye ya bu ülkeye ya da bu ülkenin mazlumlarına, kaba ifadeyle söyleyeceğim, gömmek gibi bir iştiyaka kapılıyorlar? Çünkü kalıp. Çünkü öyle ezberlenmiş bu. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada böyle. Hatta bir İngiliz önemli bir oyuncu var. Ofansif komedi yapıyor. Çok saldırgan komedi yapıyor. O bir gün bir ödül töreninde dedi ki, burada dedi şimdi ödül almaya geleceksiniz. Numara yapmayın. Ödülünüzü alın ve işte Tanrınıza inanıyorsunuz. Tanrınıza şükredin ve defolup gidin dedi yani. Yüksek ihtimalle Greta Thunberg kadar okul okumamışsınız. Hiçbir bilginiz yok. Bilmediğiniz şeylerle ilgili de burada konuşmayın diye itiraz etmiş. Çok efsane bir konuşmaydı o. O Batı'nın zaten bu uzun zamandır bu ödül törenlerinde yapılan artistlikler, numaralar, orada verilen pozlarla ilgili bir problemi var. Fakat orada üç şeyi anlamamız lazım. Birincisi, o en aşağıdan, en hafif olanından, en değersiz olanından başlayayım. Ödül törenlerinin bila istisna tamamı. Bir iki çok böyle uluslararası köklü, kadim falan var. Onlar daha tehlikelidir bu arada. Onlar hariç bila istisna tamamı para organizasyonudur. Bir ajans vardır. O ajansların ortak olduğu ajanslar vardır. Parlatılmak istenen oyuncu, parlatılmak istenen sinemacı, parlatılmak istenen yazar vesaire konuşulur. 800 Euro'dan başlayan 15 bin Euro'lara kadar çıkan ödül bütçeleri vardır. 800 Euro ile katılırsın. Sıradan bilmem ne sanayicileri odası yılın E'si falan seçilir. Bütçesi ortalama 800 Euro'dur. Onu ajansı ödemiştir. Ya seni işte bilmem ne yapacağız diye. O sırada 800 Euro ile bitmez o bütçe. Bir iki magazin muhabiri, ondan sonra bir iki tane sanat muhabiri, televizyonların, gazetelerin muhabirlerine paralar ödenmiştir. Televizyonlara reklam şeyleri ödenmiştir. Merhaba, Erem Şentürk diye bir dizi oyuncumuz var. Önce ödül alacak. Ödül için biz 800 euro ödedik. O ödül aldığında şöyle bir konuşma yapacak. O konuşma şu şuralarda çok sert karşılanacak. Buralarda çok sert karşılanacak. Bunun için yayın bütçemiz yaklaşık 2500 dolar. Siz bunu haber yaparsanız 2500 dolar olacak. Çok sert tepkiler planlıyoruz. Bunlar için de yaklaşık 100 tane sosyal medyada hesap ayarladık. Onlar da saldırı yapacaklar. Bunlar da destek verecekler. Siz ayrıca onu da yaparsanız 3000 euro daha ödemesi var. 800 euro mu bilmem ne buna. Çünkü anlıyorsun ki yeni bir dizi projesi var, yeni bir şey var ve ajans oyuncusunu parlatmak istiyor. Yani sadece söyleyenin sözünün kurgulanması değil, o sözün nerede, nasıl karşılık bulacağı, kimin savunacağı, kimin tenkit edeceği, hangi sosyal medya hesaplarından nasıl paylaşılacağına kadar öncesinde kurgulanıyor. Hepsi ajanslar. Bu reklam dağıtım ajansları var, oyuncuların ajansları var ve kanalların reklam ödülleri. Bana çok bir tahminleme mi, bilerek mi söylüyorsun abi? Ne tahmini? Bu iş içinde olduğum bir şey. Şimdi ajanslı televizyon kanalları reklam ödülleri kızacaklar ama parayı böyle kazanıyorlar. Bu en aşağısı, dediğim gibi en hafif olanı. Bunun bir üstü var. Bunun bir üstü şöyle, uluslararası fonlar dağıtılıyor. Örneğin Rockefeller fonları, işte Crest Vakfı fonu, National Endowment for Democracy fonu, işte Alman Konrad Vakfı fonu gibi dünyada yüzlerce fon var dağıtılan. Bu fonlar bazen ortak oluyorlar, bazen bireysel davranıyorlar. Mesela bugünlerde dünyanın her yerinde ve Türkiye'de de birkaç ana konu var. Bunlardan bir tanesi ekolojik feminizm. Doğrudan feminizm değil, ekolojik feminizm. Başlı başına bir ideoloji şu anda. Ekolojik feminizm. Diğeri LGBT.
Bu da ikinci önemli konu. Üçüncüsü iklim değişikliği. Bu da önemli bir konu. İşte dördüncüsü büyükbaş hayvan beslemeyelim artık. Doğaya zarar verir. Çok azot su oluyor, üretiyor. Bilmem ne yapıyor, şunu yapıyor. Bunun gibi dört tane konu var mesela. Benim şu anda bildiğim 25 konu var ama hani örnek olsun uzatmayalım diye dördünü verdim. Diyor ki bu dört konuda biz diyor destek oluyoruz. Neye? İşte dizi filmlere, romanlara, akademik çalışmalara, makalelere, ondan sonra vakıflara, derneklere, organizasyonlara, YouTube kanallarına vesaire vesaire bir liste var ellerinde. Şimdi diyor ki Netflix'e ben bu konuda destek oluyorum senin dizilerine diyor Rockefeller. Sonra Rockefeller Netflix'e bu konuda destek olduğu için Netflix de diyor ki bana bu konuda iş çekin diyor. Bana bu konuda iş çekin deyince diyor ki bana bu konuda öne çıkmış biri getirin diyor. Mesela şu anda hepsinin ağzındaki kız kardeşlerim lafı odur. Bak o deli deli konuşanların hepsi, ben 7 tanesini biliyorum, 7'si de konuşmasına kız kardeşlerim diye başlıyor. Şu kız kardeşlerimle bu kız kardeşlerimiz 2024 Haziran'a kadar devam edecek bir kod. Çok basit bir kod. İşte kız kardeşlerim diye başlayan kim abi? Hepsi. Mesela işte bu dün bir tanesi artık Türkiye'de sevilmeyeceğiz, kimi sevdiğimiz için yargılanmayacağımız günler kız kardeşlerim diye konuştu. Hmm. Sonra bir tane de ödül alan sanatçılar, oyuncular. Evet. Ondan sonra bir tane şey de Kanda ödül alan da öyle söylemişti. Konuşurken kız kardeşlerim diyorlar. Parola bu kız kardeşlerim. Niye? Çünkü kız kardeşler meselesi şu anda Avrupa'da ve Türkiye'de hakim olmaya çalışan bir destek, bir fon var. Olay şu, belli bir yaştan küçük çocukların, özellikle de genç kızların açılması, daha fazla soyunması, daha fazla kendini göstermesi, bunun özgürlük olarak anlatılması, eğer giyinmeniz için zorlanıyorsanız, yani göğüslerinizi açmak istediğinizde kapatmak için zorlanıyorsanız bu bir isyandır, kimliğinize saldırıdır falan gibi anlatan bir ideolojik yapı var. Bu ideolojik yapının kodu kendisi kız kardeşleri deniliyor bunu organizasyona ve PKK'ya da bütün Fransa'da kız kardeş filmleriyle anlatılırdı. PKK'nın ve diğer bütün silahlı terör örgütlerinin kadın kollarının lakabı da ortak adı da dünyada kız kardeşlerdir. Hatta bu konuda doğrudan ismi kız kardeş olan bir sürü sinema filmi çekilmiştir. Çoğu büyük büyük şeylerde vizyonlara girmiştir. Hepsinin adı kız kardeşlerle ilgilidir. İçinde mutlaka kız kardeş geçer. Tamamı bir iki tanesi değil ya da bir ikisi hariç değil. Tamamı PKK'nın silahlı kadın kollarıyla ilgilidir. Şunu seveceksin, bu adamı çok seveceksin, bu adama tabi olacaksın. Üzüleceksen ben senin travmanı hazırladım. Neye üzüleceğim ben? Başka hiçbir şey üzülemezsin. Yasak, sanat yapamazsın. Yahudi, soykırım meselesi var. Buna üzülmen lazım. Bütün Yahudiler değil, sadece Siyonist olanlara. Yani arada yanlışlıkla Eşkinazi Yahudilerini üzülürsen o da yasak. Orada aslında sana bir tercih değil, sana bir liste veriliyor. Sunuluyor. Üzüleceksen Yahudilere üzül, sevileceksen buna sevin, seveceksen bu adamları sev diye liste var. Eyvah. Şimdi şuradan geldik abi. Bir ajans var. Evet. Bu ajansın organizasyonu var. Evet. İkincisi belli başlı konu başlıkları var. Siz 25 dediğiniz zaman 4 tanesini sunduk ortaya. Evet. Bu da bu başlıkları işlersen sana bir şans veriyorlar. Veriyor. Netflix'te dizin oluyor. O televizyon Fox'ta dizin yayınlanıyor. Bilmem ne oluyor. Çünkü paralar yağıyor. Bir üste geldiğimizden çıkıyor karşımıza. İşte bir üste geldiğimizde büyük vakıflar diyor ki bizim bir propagandamız var. Kesinlikle diyor benim politikama uymak zorundasın. Sana diyor hayat hakkı tanımam diyor. Ve bunların politikaları çok belli. 1948'de netleşti İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Türkiye'de kopuşlar 1948'den sonra başlar. Tiyatro sinema dünyasındaki kripto Ermeniler, kripto Yahudiler, Türkiye düşmanları, İttihat Terakkiciler, bilmem neciler, darbeciler, sapıklar, ademi merkeziyeciler, bir sürü şeyciler vardı zaten içinde. Bütün bunlar 1948'de formülize edildi ve kapandı sistem. Yani senin şimdi Türkiye'nin çok sevdiği, çok yakından bildiği büyük Yeşilçam kahramanları, tonton nineler, tonton dede rollerinde oynayanlar. Bunların hemen hemen hepsi 1948'de formülize edilmiş kripto Ermeniler. Çoğuna baksan Ermenidir, çoğuna baksan Yahudidir. Sonra ne oldu? Kendi insanlarını değiştirdiler. Şimdi o vakıf kendi insanlarını ayakta tutuyor ve diyor ki böyle konuşacaksınız, bunun politikaya devam edeceksiniz ve biz size bu politikadan dolayı para aktaracağız diyor. Aksi halde Netflix o kadar diziler o milyonlarca dolar para harcama, bunu abonelerden topladığını zanneden gerçekten saftır yani. Para başka bir yerden kazanılıyor medyada. Bu şey gibi bir televizyon kanalı izliyorsun ya ana akımda. Onun parayı reklamdan kazandığını zannetmek gibi. Burada şunu sorsam abi. Şimdi mesela son olayda bir kadın çıktı ve dedi ki hani hanımefendi demek falan istemiyorum. Tamam. Yani çıktı. Bir kadın çıktı ve dedi ki işte biz dedi oysa deprem bölgesine çok yardım etmiştik ama onlar falan filan dedi. Şimdi eğer bu kadının günün sonunda bahsettiğiniz organizasyonu daha fazla, daha sağlıklı yürütebilmesi için daha çok sevilmesi lazım ya. Ama bu bir yerde nefret objesi haline dönüştü. Hı hı.
Peki bunu niye yap? Yani şöyle, kendi kuyusunu kazdı gibi de oldu. Ya sizin dediğiniz stratejide şunu yapması lazım. Bir taraftan uyuşturup bir taraftan vermesi lazım. Uyuşturup vermesi lazım. Kendisini daha sevecen gösterip ikna etmesi lazım. Ama o gün tamamen herkesi karşısına alırcasına yap. Bu da mı ona dahil bir durum? Evet, dahil. Çünkü o herkesi karşısına aldığı için hiçbir ajans onunla iş yapmaktan vazgeçmeyeceğini biliyor. Herkesi karşısına alsa bile Fox TV'nin onun dizisini yayınlamaya devam edeceğini, hatta bir sonrakinde başrol vereceğinden emin. Onun başına hiçbir şey gelmeyecek. Ya da çok önemli bir dergide kapak fotoğrafı, ayın olacak. Kapağı. Daha sonra şimdi daha büyük dergilerde olacak. Bundan da emin. Onun başına hiçbir şey gelmeyecek. O hiç bedel ödemeyecek. Hatta diyecek ki sosyal medyada şu kadar linç edildim. Türkiye'nin gericileri, Türkiye'nin yobazları, Türkiye'nin cahil halkı, Türkiye'nin bilmem nesi, Türkiye'nin şusu busu tarafından hedef gösterilen ama aydınlık ülke için, aydınlık Türkiye için doğruları söylemekten, bu cesaretten vazgeçmeyen ben bir aydın sanatçıyım. Bedeli ne olursa olsun öderim. Bütün saldırılara rağmen doğru bildiğimi söylüyorum diyecek. Artı puan kahramanlık yazacak. Şunu soruyorum abi. O zaman bunu tamamen siyaset dışı, politize olmadan soruyorum. Tamam. Bir mahalleye aidiyet hissetmeden soruyorum. Peki. Objektif olarak. Bu toprakların kültürel iktidarını neden bu topraklara özgü hale getiremiyoruz? O çok uzun, çok sofistike ve çok büyük bir kavga. 21 yıl uzun bir süre. Çok, çok kısa bir kısa süre. Kısa bir süre. Evet, senin bugün Büyük Yeşilçam Kahramanı diye gördüğün kişinin tohumu 1876'da atıldı ilk darbe anayasasıyla. Onların tiyatrosu kuruldu, onların yerleri kuruldu. Yani 1800'lerde, 19. yüzyılda bu topraklarda tiyatro, sinema, ondan sonra kültür, sanat, edebiyat, yazı, matbaa falan gibi bütün işlerin darbeyle, askeri darbeyle 19. yüzyılda askeri ilk anayasamız bizim Kanun-i Esasiye yazıldığında bunların alanı tanımlanmış olmuştu. Kanun Esasiye ile birlikte bunların alanı tanımlandığında sadece bunların bir loca olduğu, kimleri, sonra onların üzerlerine tiyatrolar inşa edildi. Çok uzun yıllar o devlet tiyatroları, şehir tiyatroları, Güzel Sanatlar Fakültesindeki akademi ekolleri aslında tamamen bu siyasi ideolojik şeylerin elindeydi. Hiç kimseye fırsat vermiyorlardı. Hiç kimseye, öğrenciye dahi. Zaten orada akademisyen olamazsın, zaten orada hoca olamazsın, zaten orada yönetici olamazsın. Mümkün değil, ayağı ortada kaldırırlar. Yani sen bugün... Ya da çıksan da iş bulamazsın. Ya bulamazsın. Kendi, zaten seni öğrenci almıyorlardı. Ki almıyordu. Almıyorlardı. Zaten sana bir şey vermiyorlardı. Zaten seni okuldan atıyorlardı öğrenciyken de. Akademi olarak da oraya sokmalardı. Boğaziçi Üniversitesi'ni hatırla. Devlet oraya bir rektör atadı. Yıktılar ortalığı. Hala protesto ediyorlar. Onu geri çekti devlet. Düşün bak. Tamam, Boğaziçi Üniversitesi geri çekti. Başka birini koydu. Onu da istemiyorlar. Bütün dünya arkalarında, bütün o okul şu anda onu yok sayıyorlar, rektörü. Çünkü diyorlar ki buralar bizim kalemiz. Daha o ilk askeri darbede ele geçirilmiş, kurulmuş yerlerdi. Şimdi bu sanat dünyasında da böyle. Bir tane adam vardır. Örnek veriyorum, Doğan Hızlan. Bu baron, kitap baronudur. Türkiye'nin baronudur. Gerçek baronlardan bahsediyorum. Artık şimdi yaşlandı, etkisi gitti. Ama Hürriyet gazetesi satılırken adamın adı vardı sözleşmede. Bunu atamazsın işten diye. Aydın Doğan'a satılırken. Aydın Doğan onu Hürriyet gazetesinin satın alırken Doğan Hızlan'la birlikte satın aldı. Doğan Hızlan orada korundu. O bütün uluslararası güçler tarafından. Bunu değiştiremezsin. Bu adamı işten atamazsın. Buna maaşını vereceksin. Alan tanımını da bozmayacaksın diye. Daha sonra Doğan onu Demirören'e satarken de aynı şekilde sattı. Şimdi bu kadar kılcal damarlara kadar işlemiş oyuncu, senarist, yazar, ondan sonra sektör, iş, finans, o bütün bu ajanslar bilmem ne falan, bunların olduğu bir dünya var. Sen diyorsun ki ben 21 yılda bunlara bir şey yapacağım. 21 yılda başarabileceğin tek rasyonel hedef şuydu. Bunun farkına varıp bundan şikayet etme. Bunu başardık. Şu anda herkes bunun farkında ve bundan şikayet ediyor. Şimdi bu şikayetlerle ilgili olarak siyasi iradenin arkasında millet duracak birkaç defa daha. Siyasi irade buralara neşter vuracak. Buralara neşter vurdukça akan kandan ve cerahattan çok fazla etkileneceğiz. Dedikodular, uluslararası kınamalar, bunlara tiyatroculara da eziyet etmeye başladınız. Oyunculara da şöyle yapıyorsunuz. Kameramanlar grubu, bilmem ne dizi o. Bir tek el atmanız mı kalmıştı falan denilecek. Buna göğüs gelecek.
gitsin. Avrupa bizimkiler gidecek, bizimkiler diyelim. Yurt dışındaki ödül törenlerinde daha çok gömecekler. Daha çok göme. Ondan sonra bina ne yapacak? Avrupa Birliği bak buna devam ederseniz sizde alışveriş yapmayız diyecek. Tekstilciler toplanacaklar. İhracatçılar Birliği. Aman efendim iki tane tiyatrocu yüzünden bizden işi kesiyorlar falan. Aa ihracat ne dengede? Bütçe açığımız şu kadar milyar dolar. Orada kar 8 milyar dolar. 8 milyar dolar fark edecek. Ekstra bina ne yapacak? Buna girelim mi girmeyelim mi hesapları yapılacak. Kamuoyuna bakılacak. Kamuoyu buna hazır mı? İstiyor mu? Yani neye gerekiyorsa bedeli ben öderim diyen bir kamuoyu var mı? Aa o kamuoyu yok. Kamuoyu çünkü kanalize edildi. Soğan çok pahalı falan diye. Sürekli soğan gösterildi. Evimin kirası var. Başlarım senin tiyatrocuna şimdi falan dedi bir kamuoyu. Olmaz. Şimdi o zaman bunu dengeleyelim diyecek. O arada 3 tane adam sokacaksın. 3 tane adam soktun mu çok ortada adam sokacaksın. Örnek veriyorum Tamer Karadağlı. Adamın tek suçu ne? Türkiye'yi seviyorum dedi. Ne demek? Yasak. Türkiye'yi sevmeyeceksin. Türkiye'yi eleştireceksin. Türkiye'ye düşmanlık edeceksin. Muhalif olmaktan bahsetmiyorum. Türkiye'den nefret etmekten bahsediyorum. Adam onları can damarından vurdu. Erdoğan'la ilgili bir şey söylemedi. AK Parti ile ilgili bir şey söylemedi. İslam bilmem ne bununla ilgili bir şey söylemedi. Sadece söylediği şey ben Türkiye'yi çok seviyorum dedi. Ne münasebet bir oyuncu Türkiye'yi nasıl seviyorum diye. Buf diye adamı yok ettiler Tamer Karadağlı'nı. İşte adamı yok ettiler. Sen ne yapıyorsun buna sahip çıkayım ne yapayım? TRT var. TRT tabii de bir iş vereyim ona. Vum. Osman Kavala'nın gazetesi bir gün. TRT tabii yandaşlara para aktarıyor. Tamer Karadağlı bilmem kaç binden lira para. Para bunlara akıyor dedi. Ondan sonra Sözcü aldı bunu habere. Ve gençler artık oyunculuk bile bilmem neyle oldu dedi. Sen bütün bu süreci yöneteceksin. Aradan 30 yıl geçecek. Arada çatlakta oyuncu yönetmen senarist yetiştireceğim. Ve zamanında onların çektiği parasızlık bilmem ne falan filan bedellerini de ödeyecekler. Çileleri de çekecekler bir yer var edeceksin. Bunun için 21 yıl yetmez. Bu bahsettiğim bütün süreçleri onlar yaşadı mı abi? Hepsini yaşadı abi. Hepsi süründüler. 19. yüzyılın başlarında bu ülkede sinemayı, tiyatroyu, sanatı, müziği inşa edebilmek için çok ağır bedeller ödediler. Bizim davamız dediler bu ideolojiyi Anadolu'ya düşmanlık edeceğiz. Anadolu'yu batıya benzeştireceğiz. Ama önce tiyatroyu, sinemayı bilmem ne inşa edip buraları ele geçirmemiz lazım dediler. 1980'lere kadar çok ağır bedeller ödediler. 80'lere gelindiğinde hala bedeller ödüyorlardı. Şimdi sen bu taraftan bunun da bedelini ödeyecek bir adam da bulacaksın falan. Bunlar bulunmaz, yapılmaz demiyorum. Dediğim gibi çok sofistike. Bunun kanun tarafı var. Meclisteki güç tarafım var, tüzük tarafı var, yönetmenlik tarafı var. Piyasa tarafı var. Piyasa tarafı var, seyirci tarafı var, siyasi irade tarafı var. Tam seçime denk gelirsin, geri adım atmak zorunda kalırsın tarafı var. Bilmem ne var. Devlet olmak çok zor abi. Evet. Biz Allah'tan tecrübeliyiz. Devlet olmak çok zor diyorsun ya. Cumhurbaşkanlığı forsunda kaç tane yıldız var? 18. 18. 17 tane batırmışız demek bu biliyorsun. Öbür anlamı itibariyle. Bu da başka bir bakış açısı evet. Yani. Ben şey diye bakıyorum. Çok 18 tane kurabilmişiz diye bakıyorum. Evet, ben de 17 tane de batırmışız diye bakıyorum. Devlet olmak çok zor. Şu bardak gibi abi. Yani boş evet. Ve dolu taraf mevzusu. Şu zannediyorum günümüz dünyası da tamam yani zaten bedelleri ödemişler ve buraya kadar gelmişler ama günümüz dünyası da bu duruma daha da hizmet eder hale geldi. Çünkü neden? Şimdi rasyonel ihtiyaçlar çünkü var. Çünkü etkileyicilik de arttı abi. Hani kız kardeşlerim sözünü eskiden söyleyebilmesi için o ortamın, hani o mecranın demek istemiyorum şimdi bizde bir benzeştirme olmasın da, o ortamın kurulabilmesi lazımdı. Ama bugün bir tweetle kız kardeşlerim sözünün arkasını döşeyebilir. Ya da bir Instagram postuyla halledebilir. Ya da bir TikTok dansıyla halledebilir. Şimdi o yüzden bir ödül törenine ya da bir başka oluşma gerek yok. Yani o da var ama... Ya Türkiye'de ödül töreni sayısı 200'den fazla bildiğim kadarıyla. Eyvallah çok. Yani ikimiz yapabiliriz seninle. Sadece haber olmayı garanti etmemiz lazım ama. Haber olmak için saçmaladın mı haber alıyorsun. Andy Warhol. İşte ya bu çağ şuradan... Andy Warhol çağı. Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Geçen gün sizinle bir sohbetimizde söylemiştiniz ya bu çağ verimsizlik çağı. Verimsizlik çağı. Onu bir açabilir miyiz abi? Abi verim... Yani onun hatta güzel bir benzeşme yapıyoruz. Hani bu işte sütünden etinden faydalandığımız sığır. Hayvanların... Sığır. Mübarek aziz bir hayvandır. Hiç derneği onun... yoktur yani. Binlerce köpek derneği vardır. Yani köpek derneği niye var demiyorum da binlerce olmasında bir şey olma lazım yani. Bu bize günümüzle alakalı bir evet, şey anlatıyor. Olay şu abi. Bu çağın, bütün dünyada bu çağın ana meselesi verimsizlik üzerine kuruludur. Verimli dünya devam edilebilir, sürdürülebilir dünya demektir. Ve bu bütün ortak küreseli, şu andaki hakim küresel ideoloji için çok tehlikeli bir şeydir. Bütün hesaplarını şunun üzerine kurdular. Nüfusu azaltmak, iklim değişikliği, yeni cinsiyet, kurgu cinsiyetler, yeni aile yapısı, yeni toplum yapısı. Bunun önünde bir tane engel var, verimlilik. Çünkü verimlilik olduğu sürece
dünyanın sürdürülebilir olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla diyor ki önce verimliliği kısacağız diyor. Ve her konuda verimsiz olan yüceltiliyor, verimli olan da batırılıyor. Örneğin bir erkekle bir kadının evliliği verimli evliliktir. Çocuk vardır orada çünkü. Yani zaruri haller dışında konuşuyorum, normal şartlarda. Ama bir kadınla bir kadının evliliği verimsiz evlilik, o kutsanır. Bir erkekle bir erkeğin evliliği verimsiz evliliktir. Oradan aile olmaz, oradan çocuk olmaz, orada komşuluk ilişkisi olmaz, orada büyük aile kuramazsın. Mümkünse bir kadınla bir erkek evlenmesin, evlenecek kişiler kadın kadın, erkek erkek olsun. Sistem bunun üzerine. Konu ne? Verimlilik. Eğer diyor bu mümkün değilse herkesi tek çocuğa alıştırın diyor. Niye? Tek çocuk da verimsiz bir çocuktur. Sebebi şu. Senin tek oğlun var. Benim de tek kızım var. Bunlar evlendiler. Bunların da bir çocuğu olduğunu düşünelim. Bak onların çocuğunun kardeşleri yok ya tarafların. Teyze yok, hala yok, amca yok, dayı yok, kuzen yok. Kavanozda sıkışmış tek başına sisteme mecbur insan. Bireycilik, biriciklik diye anlattıkları şey. Ben Müslüman olarak fert diyordum. Ferdin gücü, ferdin şerefi. Onlar birey ve bireycilik diye bir şey çıkarttılar. Kullanılabilir, yönetilebilir, manipüle edilebilir, sömürülebilir tek başına insan modeli. Niye onu tercih ediyor? O da verimsiz insan modeli. Olacaksa da o olsun diyor. Evet. O en son olacaksa olsun diyor. Bu hayvanda böyle, tarımda böyle, verimsiz tarıma odaklanıyorlar. Halbuki bana 1'e 7, 1'e 14, 1'e 21 diye buğdayda hesap yapılan İslam hukukundaki tarım perspektifleri vardır ya, bunların hepsini yok sayıyorlar. Verimsiz tarım, verimsiz evlilik, verimsiz hayvan. Çok romantik bir soru sorayım abi. Bu dünyada onlar da yaşamıyor mu? Kimler? Bunu kurgulayanlar. Evet. Böyle bir dünyayı niye hayal ediyorlar? Yani insan kendisinin de içinde bulunduğu bir dünyayı niye bu hale getirir? Mevzuyu çok özür diliyorum. Evet. Bunu yapıyorsun diye değil abi. Lütfen yanlış anlama. Akılda gelip komplo kalan. Komplo gibi görünüyor. Komplo teorisine dönen tarafını soruyorum, evet, aslında. Evet, hemen söyleyelim. Şimdi sistem çok basit. Bu yaptıkları şeye kötülük demiyorlar. Buna ilk Arius'la tartışma var. Yani ya Tanrı birdir, siz 9 diyorsunuz olur mu? Biz diyorlar 9'dan 6'ya, 6'dan 3'e, 3'ten de 1'e düşeceğiz. Diyorlar ki bu yaptığınız kötülük. O da onlar da cevap olarak da diyorlar ki biz bu kötülüğü yapmak zorundayız. Çünkü bu millet inanmaz. İnanmayınca herkes cehenneme gider. Herkes cehenneme gitmesin. İnsanlar biraz gelsinler. Çünkü bunlar çok tanıdır. 100 tane tanrısı var bu adamların. Ben birden bir dersem olmaz. Yavaş yavaş kademe kademe indireceğiz dediğinde bu kötülüğü yapmak zorundayız diyorlar. Ve İskender ile Arius o tarihe geçen yıllarca bütün kemerlere Latincesi yazılmış o büyük mübarek aziz sözü söylüyor. Allah hiç kimseyi iyilik yapmak için kötülük yapmak zorunda bırakmaz diyor. Burada mekanizma şu. Bunlar büyük iyilik için bu küçük kötülükleri yapıyorlar. Darbeci askerlerin yaptığı gibi. Buna küçük kötülük diyorlar. Evet, buna küçük kötülük, büyük iyilik için. Peki o büyük iyilik ne? Diyor ki bu dünya milyarlarca insanı kaldıramaz. Bu bir. Bunu sinema filminde işliyor. Thanos diye gördün sen bunu. Taşlarını eldivene koydu, yarısını öldürdü insanların. Ama bu metin ilk defa orada çıkmadı. Bu metin 600 yıldır var. Yeni bir metin değil. 600 yıl öncesine Avrupa metinlerini, temel metinlerini incelediğinde görüyorsun. Bu birinci mesele. Bu dünya sürdürülemez. İkinci büyük bir şey hümanizm. Dünyada insan sevmek diye hümanizm tarifi sadece Türkiye'de var. Afrika'da, Londra'da, Güney Afrika'da, Paris'te. Nereye gidersen git hümanizmin ne rezil, ne kötü, ne barbar bir şey olduğunu herkes bilir. Türkiye'de bir delilik var. Hümanizm, insan sevmek. Çok hümanist bir insan o. Neden mesela, nereden dedim hümanist olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü insan seviyor. Bir Türkiye'de biz Türkler hümanizmi insan sevmek zannediyoruz. Onlar nasıl bakıyor abi tam olarak? Abi hümanizm insancı demektir Türkçesiyle. Tanrı'nın yerine insanı koyma fikridir. Hümanizm ve işte posthümanizm var. Şimdi daha yani modernizm ve postmodernizm. Onlar gibi. Ürettiği kavramın ne olduğunu biliyorlar. Biliyorlar. Hümanizm insancı demektir. Deneyimi kutsamak demektir. Kime tapacağız? Bütün tanrıları yıktık. Kimere okulunu da yaktık. Yerine insanı koyduk, artık insana ve deneyime tapıyoruz dedi hümanizm işte. Daha sonra hümanizm değiştirdi kendini postmodernizmle birlikte. Dedi ki bir dakika dur ya dedi. Özeti bu. Böyle bu cümleyle söylemiyor bunu. Kierkegaard böyle anlatmıyor ama ya da işte Schopenhauer'a baktığında gördüğün hümanizm böyle anlatmıyor ama hali hazırda elememiz lazım insanları kendiliğimizden. Çünkü aramızda o kadar çok kötü, o kadar çok hastalıklı, o kadar çok zararlı insan var ki ve bunları milyonlarca yıl bekleyip kendilerinden elenmesini beklemek mümkün değil. Bunun yolu sürü ıslahı gibi insanları ıslah etmek.
9 milyar 10 milyar insan ıslah edilemez. İnsanların sayısını azaltırsın. Sonra aralarında bu akıllı, bu güzel, bu yakışıklı, bu zeki, bunda şeker hastalığı yok, bunda kalp hastalığı yok dediğin insanları toplar, onlarla mükemmel insanı var edersin. Bütün insanlığı sürüyü ıslah el-Müslümanizm. Adam diyor ki benim bu yola gidebilmem için bu kötülükleri yapmam lazım diyor. Bunlar diyor toplumun iyiliği için. Diyor. Daha iyi olmak için. Evet. O zaman şu, buna bir çelişki arz etmiyor mu? Görüntü de öyle çünkü. Günümüz dünyasında siz de söylediniz abi. Çevrecilik, o iklim değişikliği olumlu manada. Yani insanın faydasına sağlayacak şekilde güzel bir görüntüyle pompalanıyor. Doğru. Bu dediğiniz şey insanı daha güzel yaşatır, daha konforlu hale getirmiyor mu yaşadığımız dünyayı? Çevrecilerin tamamı. Yani madem insanları öldürmek gibi, yok etmek gibi diyelim hatta bir niyetleri var. O zaman dönüp aynı sistem niye çevreci olmamız gerektiğini, dünyayı daha yaşanır hale getirmemiz gerektiğini savunuyorlar sorusuyla. Çevrecilik şu. Şu andaki dünyada yürüyen... Çünkü devletlere de böyle bir baskı var. Yani, evet, iklim değişikliği. Bir tane motivasyonu var. Verimsizlik motivasyonu. Aman çevre kurallarına uy, sanayide verimi düşür. Aman çevre kurallarına uy, tarımda verimi düşür. Aman çevre kurallarına uy, ulaşımda verimi düşür. Aman çevre kurallarına uy, hayvancılıkta verimi düşür. Niye? Bir tane kural koymuş ortaya. Diyor ki çevrecilik, şu anda sana söylediği şey. Senin üretimini baskılıyor. Tarım üretimini, bitki üretimini baskılıyor ve karbon dengesini bozmaya yönelik hareket ediyor. Şu, bu dünyanın en değerli elementi ne diye sorulduğunda ne cevap verirsin? Altın, daha değerli zümrüt, daha değerli pırlanta, say. Aslında ben sana söyleyeyim, bu dünyada bir tane şampiyon element var, karbon. Hayat, canlı ve cansız hayat tamamen ona bağlı. Sistem nasıl çalışıyor? Bitkiler neyle beslenir? Karbonla beslenir. Ben neyle beslenirim? Bitkiyle beslenirim. Ben çok bitki yersem... Hayvanlar ve insanlar olarak çok bitki yersem çok karbon üretirim. Çok karbon üretirsem bitkiler çok beslenir, çok bitki olur. Çok bitki, çok insanı verimli hale getirir. Bu falan. Böyle bir döngü var. Bunu kırmaktan başka hiçbir şeye çalışmıyorlar şu anda. Şöyle egzajere edilebilir bu söylediğim. Yani karbondioksit tabiatı kontrol altına almak istiyorlar. Evet, bu mümkün değil. Bu çok büyük bir cüret. Bu tanrıcılık oyunu. Yani atmosferin kaosunu, bu dünyanın, kainatın, evrenin düzenini ben yöneteyim, ben kontrol edeyim. Tanrıcılık oyunu korkunç bir oyun. Yeni de değil, teşebbüs de ilk defa olmuyor. Yani Firavun'un da teşebbüs ettiği şeylerdi bunlar. Nabukadnezar'ın da teşebbüs ettiği şeylerdi bunlar. Firavunları dinlediğinde ben bu düzen için diyordu, yapıyorum bütün bunları diyordu. Nil'in yönünü değiştirmeye çalışması, çok güzel bir cümlesi var Nil'in. Diyor ki Tanrı uykusuzken diyor Nil'i ayarladığında farkında olmadan kötülük yaptı. Şimdi diyor geri de dönemiyor. Çünkü geri dönerse ben hata yapmışım der. Onu düzeltirse hatasını kabul eder diyor. Bu da diyor Tanrı'nın şerefine yakışmaz. O zaman ben yeni Tanrı olarak Nil'in yönünü ben değiştirip hatayı ben düzelteceğim diyor. Eyvallah. Peki abi şimdi sistem bu kadar hani görüntü itibariyle güzelleştirilmiş hale gelirken işte çevre diyorsun, hümanizm diyorsun, iklim değişikliği diyorsun, kız kardeşlerim diyorsun. O kadar satılmaya hazır tamam, kavramlar, o kadar satılmaya hazır argümanlar ki bunun karşısında bireysellik ferdiyet noktasında, bireysellik demeyelim hadi, ferdiyet noktasında biz ne yapacağız? Çok basit, sabitelere sahip çıkacağız. Bu ana fikir şu, bilgiye sahip çıkmak. Bilgiye sahip çıkmak için bir adım geri gideceksin. Bilgi nedir? Bilginin 3 tane kaynağı var. Birincisi vahiy temellidir bilgi. İkincisi tecrübe temellidir. Üçüncüsü ilhamdır. İlhamı geçtik. Çünkü neden? İlham kişinin, muhatabının sahibidir. İlhamla olan, mesela üveysi mürşidlerin irşad edemeyişinin sebebi nedir? Onlar irşad edemezler. Tarikat kuramazlar. İnsanlara ders veremezler. Neden? Çünkü o ilhamladır ve sadece ona aittir o. Onu ayırdık. İlham bizim için bilgi kaynağı değildir. Başkası için bilgi kaynağıdır. Şahıs için bilgi kaynağıdır. İki tane bilgi kaynağı kaldı elimizde. Vahiy, tecrübe. Şimdi diyor ki bana, Batı'nın temel metni emperyalizm, çok kesin bilgi söylüyor. Vahiy diye bir şey yok. Sekülerizm. Sadece benim tecrübem var. Sadece senin tecrüben varsa o zaman deneyimler var ya. En kutsal şey deneyim. Oradan çıktı işte sana hümanizm. İnsanın deneyimi, tecrübesi gözlemleyebiliyorsan vardır, gözlemleyemiyorsan yoktur diye o pozitivist şımarıklığın temeli burada. Bir de ben varım orada. Biz ne yapacağız dediğinde ben vahiye sahip çıkacağım. O yüzden şey çok önemliydi. Ehl-i sünnet vel cemaat çerçevesi çok kıymetliydi. Neden? Senin dünyanı, alışverişini, akan suyunu, hayat biçimini, yaşamanı, savaştığın anı, barıştığın anı, niçin kavga ettiğini, niçin kavga etmeyeceğini, duracağın yeri, vuracağın yeri, tamamen temel prensiplerle belirlemiş ve hazır senin önüne koymuş olan ne var?
ehl-i sünnet vel cemaat çerçeve var. Buna sahip olduğunda ticaretini düzene sokuyorsun. Mesela ne oluyor? Bak, ama sahip olduğunda, kullandığında değil yani. Sahip olduğunda. Buna sahip olacak insan. Fert fert de ama yani. Bak mesela bir örnek vereyim sana. Çok basit. Ehl-i sünnet vel cemaatle hareket edersek ne olur? Eğer biz ehl-i sünnet vel cemaat dışında bir helal akreditasyonla hareket edersek şuna döneriz. Selefi aklı. Yumurtaya bakarım. İçinde domuz yağı yok. O zaman bu helal. Aptal mısın? Yumurtada zaten domuz yağı olmaz ki. O zaman yumurtanın helal haramını nasıl tespit edeceğiz? Basit. Gel ehl-i sünnet vel cemaat öğreteyim sana. Yumurta için diyor ki sana ehl-i sünnet vel cemaat ekonomi anlayışı. Önce diyor o kümesin olduğu toprağa bakacağız. Toprak helal mi? Helal. Çok güzel. Üzerine yaptığın kümes helal mi? Helal. Harikasın. Aldığın tavukların helal mi? Helal. Süper. Devam ediyoruz sormaya. Yedirdiğin yem helal mi? O da helal. Şahane. Kazandığın paraya faiz bulaştırıyor musun? Onu da bulaştırmıyorum. Çok güzel. Son soru. Bu yumurtaları topladın ya, hayvanlara eziyet etmiyorsun, bilmem ne yapmıyorsun, haklarını korudun, şunu yaptın, bunu yaptın. Çok güzel. En son soru diyor. Bu yumurtaları taşıyorsun ya, taşıdığın kamyon diyor kırmızı ışıkta durup başkalarının hakkına riayet etmeme işlerinde, hakka girmede dikkatli mi? Kesinlikle dikkatli. Bunu bana kağıt üzerinde ispatlar mısın? İspatlarım. Buyurun sana helal yumurta diyor. Şimdi bunu al eline. Bu düzeni, bu sistemi. De ki bu dünyadaki adil, hür ve sağlıklı alışverişin temelidir. Burada artık Müslüman gayrimüslim kalmıyor. O yumurta Müslümanın da gayrimüslimin de adil alışveriş yapmasını sağlar. Müslümanın da gayrimüslimin de sağlıklı alışveriş yapmasını sağlar. Müslümanın da gayrimüslimin de güvenli alışveriş yapmasını sağlar. Sen bunun için telefona da aynı şeyi söyleyebilirsin. Bu telefon helal mi? Elindeki telefonun arkasındaki lityum iyon bataryanın kobaltı Afrika'dan geliyorsa ve o Afrika'daki çocuklar o kobalt için ölüyorsa elinde tuttuğun telefon helal mi, haram mı? Buna karşı mücadele etmeliyim mi diye kavga etmen lazım. Bunun mücadelesinin adı ne biliyor musun? Bunun mücadelesinin adı işte nizam-ı alem. Hop diyor bir tane güç, gerçek bir güç. Diyor ki hop dur, kobalt madene ihtiyacımız var. Doğru. Bunu çıkarmanın başka yolunu bulacağız. Bunu çıkartmak için çocuk öldürmeyeceğiz. Dediğinde nizam-ı alem kuruyorsun. Bir hocam söylemişti. Dedi ki iman idrakten gelir. Doğru. Çok kesinlikle. Bugün anlattığınız bu hani o bir formülize ettiğiniz denklem evet. Var ya abi. İşte yumurta üzerinde. Öyle bir şey geldi ki şimdi izleyici de ben aklımdan şunu geçiriyorum. Erem abi çok iyi diyorsun da abi. Yaşamayalım mı? Hani. Çünkü bunu neresinden tutabiliriz? Bir yerde şuna da kaymış abi. İdraklerimiz o kadar kapanmış ki, o kadar gaflete bürünmüşüz bunları ki. Bunları yapmayınca yaşam yok zannediliyor değil mi? Gibi. Ve bir de farkındasızlık var. Yani şunu biliyoruz ama umursamıyoruz. O hani Müslüman'daki o dikkat ve rikkat mevzusu var ya. Evet evet. Onu evet. Kaybetmişiz. Kesinlikle. Ama zaten ve sistem karşısında kendimizi çok küçük hissediyoruz. O orada nasıl kaybediyorsun onu? Onu sana kaybettirmen için kültür sanat en başta. Tamam mı? Eğitim ikinci sırada. Üçüncüsü kurduğum alışveriş sistemi. Hayatta kalma derdi. Sana önceliklerini öyle değiştiriyor ki bunun toplamda sana yaptığı şey zihninde lokal anestezi yapıyor. Tamamına lokal yapsa tamamen seni anestezi uyuşuyor. Ama zihninde lokal anesteziler yapıyor belli bölümlerine. O lokal anestezi şey gibi işte fareler ve kurbağaların yaptığı gibi. Fare lokal anesteziyle yer. Neyle yiyor? Mesela diyor ki ben uyurken diyor kulağımı yedi. Herkes de der ki ya o kadar uyanmıyor mu ya kulağını yemiş? Koskoca kulak gitmiş lan. Nasıl uyanmasın? Uyanmıyorsun şöyle. Çünkü farenin ağzında anestezik bir tükürük salgı var. İstediği onu ürütüyor. Önce üflüyor. Orası uyuşuyor. Sen farkında olmadan uyurken kulağını, parmağını uyuşturuyor. Sonra uyuşturduğu yeri biliyor. Onun o kendi ilmi var. Uyuşturduğu yeri yiyor. Sen farkında olmuyorsun gidiyor. Kurbağa da öyledir mesela. Bir tür kurbağa var. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşıyorlar. Bütün dudakları uyuşturucu vardır. O avını ısırırken avı onun tarafından yendiğinin farkında bile olmaz. Çünkü uyuşturuyor o. Hatta o kurbağayı emerler. Partileri bile vardır. Tepsilerle kurbağalar gelir masaya. Canlı bu arada. Gelir sırayla masadaki herkes o kurbağanın dudağını emer, ağzını. Sonra da halüsinasyon görür. Tabii hatta o bazen kurbağa prense döner, çocuklara masal olur yani. Abi çok haklısın. Şu bizim kurbağayı getir. Evet, evet. Aslan. Evet. Bizim kurbağa şimdi o kurbağayla veya o farenin yaptığı gibi sistem lokal anestezi yapıyor. Önce seni mesela korkuyla uyuşturuyor. Aç kalacağım.
aç kalacağım diye. Defalarca uyarılmışsın Kur'an-ı Kerim'de. Aç bırakmayacağım seni. Ben senin garantinim diyor Allah-u Teala bana. Ama bana aç kalacaksın. Aç kalacaksın. Düştürüyorum. İş bulamayacaksın. Açtık, 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 açtık. Bir panik. Orada lokal anestezi yedin mi? Sonra diyorsun ki bunu artık tamam ya dur önce açtı halledeyim diyorsun. Korku aklın katilidir. Müslümanın ilk kazanması gereken, çocuklarına da ilk kazandırması gereken şey cesarettir. Bak cesaret korkmamak değil. Korkmana rağmen yapabilmek ya. Korkmamak delilik, akıl hastalığı. Korku net aklın katilidir. Akla korkudan daha büyük katil yoktur. Ve akıl olmazsa iman olmaz. O yüzden aklını öldürürler senin korkuyla. O yüzden korkuturlar seni. Çünkü aklın gitti mi, akılsızlık başladı mı, iman zafiyeti başlar. Ve sabit eder gider. Oo, iman zafiyeti başladı zaten. Sabit ederin de al. Önce korkmamak lazım. Aç kalmayacağım, korkmuyorum açlıktan. Düşman saldırıyor, saldırsın korkmuyorum. Oo, korkmuyorum, korkmuyorum, korkmuyorum. Benim Allah'ım var. Benim binlerce yıllık mirasım var. Benim o ne denenmiş yöntemlerim var. Ben nelerde nerede hayatta kalmışım. Sen kimsin noktasına geldin mi? Bir açılma geliyor. Gerçek anlamda. Çünkü akıl büyük nimettir yani. Hep zeka ile karıştırırlar ya. Zeka şahane bir şeydir. Allah eksikliğini göstermesin ama akıl akıldır her şey. Akılla zeka var. Akıl sınırdır. Hani biliyorsun değil mi nereden geldiğin ismini? Bilirsin sen. İpten geliyor ismi. Devenin ayaklarına bağlanan ip, ipi, sınır. Her türlü sınır akılı inşa eder. Ahlaki sınır, dini sınırlar, hukuki sınırlar. Bütün bunlar bizim aklımızı inşa ediyor. Akıl, idrak, işte o sınırlar. Bunu yapmamalıyım, bunu şu yüzden yapmamalıyım, bunu yapmalıyım, bunu şu yüzden yapmalıyım. Sınırları inşa ettiğin, o bütün o zeminin adı akıl, o ne kadar büyükse, o ancak İslam'la büyüyebilir. Başka hiçbir şey büyüme. İslam dışındaki her şey orayı uyuşturan lokal anestezidir. İslam'la aklına sahip çıkan insan hürriyetini teminat altına alır. O yüzden de akletmez misin? Evet. Sorar. Hürriyetini de teminat altına oradan alırsın. Niye biliyor musun abi? O kadar güzeldir ki o hür insanın tarifi. Kimdir hür insan? Sadece Allah'tan korkan, sadece Allah'tan isteyen ve sadece Allah'tan bekleyene hür insan denir. Allah dışında bir beklenti, Allah dışında bir istek oluştuğu andan itibaren esaret başlar. Ve şiddeti de artar. Esaretle hürriyet arasındaki kavram yapabilme değil. Bunu istediğimi yapabilirim. İstersem adam öldürürüm. Aa ne kadar faşistsiniz, insan öldüremiyoruz deniyor mu? Denmiyor. Niye? Bir durduğum bir yer var. Onlar ne kadar inşa edilmişse o kadar akıllı, o kadar hür oluyorsun. Soru şu. Sınırsız hayat mümkün değil. Ben sana diyorum ki gel sınırlarını Allah inşa etmiş olsun. Öbürü diyor ki sınırları ben inşa edeceğim. Kavga orada. Öbür tarafa geçen adam bana sınırsızlık satarken aslında girdiği tuzağın adı şu. Benim sınırımı başka biri inşa etsin diyor. Ben de diyorum ki gel güzel kardeşim senin sınırını Allah-u Teala inşa etsin. Har içinde biten Gonca Gül'e minnet eylemem. Arabi Farisi bilmem değil'e minnet eylemem. Rızkımı veren Hüdadır. Kula minnet eylemem demiş abi Nesimi. Ya Nesimi deniller söylemiş. Vallahi teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bana şeref verdiniz. Programa geçeceğiz. Geçiyoruz. Son 15 saniye daha. Buyurun abi. Son 15 saniye. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kıymetli dostlar, merhabalar. Efendim hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir ağabeyim, bir isim bizlerle birlikte. Gazeteci Erem Şentürk. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şeref verdin. Eksik olma. Allah razı olsun.